Recep ayının ilk cuma gecesi ki bugün Perşembe'yi cumaya bağlayan gece Ragaib kandilini idrak edeceğiz. Rabbim bizim için bereketli kılsın, hayırlara vesile kılsın. Bundan sonra yine aynı ayda 27. gecede Mi'raç hadisesinin gerçekleştiği gecedir. Ondan sonra gelen ayda Şaban ayının 15'inde yani yarısı Şaban ayının ortasında Berat gecesi var. Yine ondan sonra Ramazan ayında bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi var. Ve Ramazan ayının zaten bütün geceleri başlı başına faziletlerle dolu gecelerdir. Biz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı dua gibi diyoruz ki Allah'ım bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl, bereketli kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bu sene de Rabbim lütfuyla bizi bu aylara eriştirdi. Regaib ihsan gecesidir. Belki de kıymetini bundan arıyordur. Regaib gecesinin meleklerce, meleklerin lisanıyla telaffuz edildiği rivayet ediliyor. Dolayısıyla madem bol bol hayır, sevap, hasenat anlamlarına geliyor, ihsan, ikram anlamlarına geliyor, o zaman ragaipten şöyle bir sonuç çıkar. Yani hoş ve güzel olan şeyi, ihsanı, ikramı istemek, talep etmek ve onları elde etmek için gayret etmektir. Öyleyse her bir Müslüman imkanı nispetinde şartları el veriyorsa bu geceyi ihya etmelidir. Özellikle yatsı namazından sonra yapabiliyorsa Kur'an'dan bir hizb veya yarım cüz veya bir cüz okusun. İmkanı varsa daha fazla okusun. Zira Kur'an-ı Kerim her zaman okunur ama bu tür fazileti ve hasenatı çok olan gecelerde okumak elbette o okumanın faziletini, o okumanın sevabını katlar. Yapabiliyorsa daha çok okusun. Dolayısıyla bir Müslüman bu geceyi Kur'an okuyarak, zikir çekerek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salatu selam okuyarak, varsa kaza namazlarını kılarak, kaza namazları yoksa nafile namazlar kılarak, dua ederek ki bu duaların müstecap olduğu bir gece, yine bu gecenin başlangıcında veya daha evvelinde veya gecenin içinde ziyaret edebileceği yakın akrabaları, yaşlı ise hele hastaysa onların bizdeki hakları daha çok. Onları ziyaret edelim. Gönüllerini hoş edelim. Onlardan dua talebinde bulunalım. Biz de onlar için dua edelim. Ziyaret edemediklerimize telefonla ulaşalım. Hal hatırlarını soralım. Bu gecenin hürmetine umulur ki Allahu Teala bu sıla-i rahimden dolayı da bize sevap yazar.